mideme istiyorum. 24. bölüm. Gel bakayım. Sayın Başhekimim, sizinle önemli bir konuyu görüşmek istiyorum. Evet, doktor seni dinliyor. Hatırlar mısınız bilmem 10 gün önce hastanemize trafik kazasında yaralanan orta yaşlı bir adamı getirmişlerdi. Adamın hayatını kurtardık ama hasta geçici olarak hafıza kaybına uğradı. Evet hatırlıyorum. Peki mesele nedir? Efendim mesele şu. O yaşlı adam iyileşti ama taburcu edemiyorum. Sebep? Adam hafızasını kaybettiği için kim olduğunu, nerede oturduğunu bilmiyor. Ha. Bu durumda onu taburcu edersem gideceği bir yerde yok. Ya, sokağa da atamayız. Peki sen ne düşünüyorsun? Onu bir süre evimde misafir etmek istiyorum. Evinizde mi? Niçin böyle bir karar verdiniz Nafiz Bey? Bir defa çok bilge biri, yani çok farklı bir kişiliği var. Nasıl yani, anlayamadım. Şu anda ben de tam izah edemiyorum ama dediğim gibi onu bir müddet evimde hem misafir etmek hem de müşahede altında tutmak istiyorum. Benim için hiçbir mahsuru yok. Bu tamamen senin özel meselen. Sen bilirsin. Çok teşekkür ederim. İyi günler efendim. İyi günler. Ha, aklıma gelmişken karın ne diyecek bu işe? Bildiğim kadarıyla karın öğretmendi değil mi? Evet, öğretmen. Kendisiyle konuştum efendim. O da çok sevindi. Zaten bu yüzden size de haber vereyim dedim. Çok sevindim. Bilal, uyan hadi. Bilal, sana sesleniyorum. Anne, ne var, niye uyandırdın beni? Sahur oldu, hadi kalk. Sahur mu? İyi ama sen beni hiç uyandırmazdın ki. Benim için kalkmasaydın keşke. Ben kendim kalkar yerdim. Bu sefer ben de seninle sahur yemeği yiyeceğim oğlum. Sen de mi yiyeceksin? Sahi mi? Yoksa... Evet, yarın ben de oruç tutacağım. Yaşasın! Canım anneciğim benim. Ya ablam? O mu? Babanla mutfakta seni bekliyorlar. İnanamıyorum. Ablamla kalktı demek. Evet, ama baban hayret etmedin hiç. O zaten epeyden beridir kalkıyordu benimle. Benden habersiz ha. İyi ama anne, sen oruç tutmaya karşı çıkıyordun. Doğru tatlım. Seninle gurur duyuyorum yavrum. Hadi gel mutfağa gidelim. Birbirinden güzel yemekler yaptım senin için. Onları yiyelim bu gece. Peki anneciğim. Merhaba babacığım, ablacığım. Gel. Gel yavrum. Bir de dedeniz olsaydı buralarda. Kadrini bilemedik. Öldü mü, kaldı mı bulamadık. Gel dedi, içeri gir. Evladım, bu halimle beni yük edindin. Sıkıntı verdim size. Estağfurullah, ne yükü? Bir daha böyle konuşma olmaz mı? Yoksa güceniriz sana. Allah'ım, hikmetinden sual olunmaz. Sen varsın, her şey var. Sen yoksan hiçbir şey yok. Bir şey mi dediniz dedeciğim? Hayır. Rabbime iltica ettim, şükrettim ona. Ne diye şükrettin ki? Şu halime baksana evladım. Boşuna mı demiş atalarımız, ne oldum dememeli, ne olacağım demeli diye? Evet, haklısın. Şu anda geçmişimi, mazimi hatırlamıyorum. Sizinle de mesleğiniz icabı tanıştım ama Rabbim senin kalbine benim sevgimi yerleştirdi ve böylece himayeni aldın. Senin anlayacağın evladım, o kendine bağlananları hiçbir zaman darda bırakmıyor. Sana olan sevgi ve muhabbetim bu yüzden demek. Elbette evladım, elbette. Gönlünü ferah tut dedeciğim. Seni Allah için seviyorum. Yüzünde öyle bir tatlılık var ki kim olsa severdi seni. Bir kitapta okumuştum. Orada şöyle diyordu. Mahşerde güneş bir mızrak boyu alçalacak. Herkes buram buram ter dökecek. Bir grup insanlar arşın altında serin sular arasında gölgelenecekler. Başkaları diyecekler ki bunlar peygamberler midir yoksa evliya mıdır? Allahü Teala'dan bir haber erişecek ki bunlar ne peygamberdir ne evliyadır. Bunlar ahir zaman ümmetinden olup Allah için birbirlerini sevenlerdir. Allah için birbirini sevmek bu kadar önemli demek. Elbette. Bunun değeri ahirette anlaşılacak.
Ben de eşim de seni Allah için seviyoruz dedi. Allahü Teala toplum içindeki sayınızı arttırsın yavrum. Amin. Ne kadar güzel bir dua. Gelin hanım kızım ne iş yapıyor? O da sizin gibi doktor mu yoksa? Hayır, o ilkokul öğretmeni. Öğretmen. Öğretmen. Hayırlı bir iş öğretmenlik. Ne güzel, ne güzel. Eşim Zeynep'tir gelen. Hep bu saatte gelir işten. Hoş geldin hanım. Hoş bulduk Nazif. Misafirimizi getirdin mi? Getirdim, içeride gel. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hanım kızım, hoş bulduk. Size dede diyebilirim değil mi? Tabii, sizin dedeniz yaşında sayılırım. Karnınız açtır size, şimdi yemek hazırlayın. Zahmet etme hanım kızım, ben oruçluyum. Öyle mi? Ne güzel. Desenize iftarı üçümüz birlikte açacağız. Siz de mi oruçlusunuz? Elbette, Müslüman değil miyiz? Hem Ramazan ayı. Ne güzel, ne güzel. Şimdi sizleri daha da sevdim. Öyle ya, Müslüman dediğin Müslüman gibi yaşamalı. Allahü Teala'nın emirlerine uymalı. Yasak ettiklerinden kaçınmalı. Hadi gel dedeciğim. Kalacağın odayı göstereyim sana. Peki evladım, nasıl istersen. İşte senin odan burası. Şurası banyo. Şu ilerki soldaki kapıda tuvalet. Ayrıca bir isteğiniz olursa çekinmeden söyleyin. Çok teşekkür ederim evlatlarım. Allahü Teala razı olsun sizlerden. Estağfurullah. Kim bilir ailesi nerede, ne yapıyordur şimdi? Seveni var mıdır? Kimi kimsesi var mıdır? Kim bilir?